Burada da dediğim gibi aslında not düşüyoruz. Tabii ki. Çok önemli. Şimdi şöyle bir tartışma da yürüyor. Aslında Meral Akşener partinin başından gitmedi. Bir süreliğine nefes aldırıyor partiye, sonra geri dönecek. Meral Akşener İYİ Parti'nin gölge genel başkanı mıdır hala? Yoksa Musavat Dervişoğlu tam yetkiyle ve Meral Akşener dönemi kapandı ve artık yepyeni bir dönem açıldı diyebilir misiniz? Bence yeni bir dönem açıldı. Ben eski genel başkanımıza hiçbir zaman gölge başkan demem. O bizim kurucu liderimiz, kurucu genel başkanımız. Ve bugün mutlaka bir konuda sıkışsak gidip bizim akıl danışacağımız ilk mercidir genel başkan. Ve çok önemli bir şey başarmıştır. Bakın bir şey söyleyeyim size. İYİ Parti girdiği ilk seçimlerde %10 civarında bir oy aldı. Şimdi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne bakalım. Bu iki partinin başında AK Parti tecrübesi yaşamış, biri başbakanlık, biri dışişleri bakanlığı yapmış, iki tane başarılı genel başkan vardı. Maddi sıkıntıları yoktu, teşkilatlanma sıkıntıları yoktu. Bu iki tane parti AK Parti tecrübesini almasına rağmen İYİ Parti'nin oylarının 1/5'ine, 1/6'ına ulaşamadılar. Ondan sonra şeye bakın, yeni kurulan Memleket Partisi'ne bakın, diğer partilere bakın. Bu partilerin hiçbir tanesi İYİ Parti'nin yakaladığı başarıyı yakalayamadı. Yeni kurulup hazine desteği almadan ilk seçimlerde %10 almak ve bu %10'u başarıyla sürdürebilmek çok büyük bir olay bence. Siyaseten çok çok önemli bir başarıdan bahsediyoruz burada. İnsanlar bizi belki %20, %20'nin üstünde işte o birçok insanın özlediği merkez parti olarak görmek istediği için belki aldığımız oy, %10'luk oy insanlara fazla gelmeyebilir ama Sayın Akşener ve kurucu kadro çok önemli bir iş başardı. Yani siyasetin çok tıkandığı bir noktada girip üst üste seçimlerde %10 civarında oylar aldı. Ben bunu önemli buluyorum. Ve Millet İttifakı'nın da en önemli üyelerinden bir tanesiydik. Şimdi birkaç tane noktada da İYİ Parti'nin açtığı yolu hiç azımsamamak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi biraz önce yerel seçimlerde muhalefetin başarısına geldiğimiz zaman. Geçen sene Haziran'da Afyon'da biz bir çağrı yaptık ve dedik ki bütün partiler o zamanki deyimle, genel başkanın deyimiyle özü başına girsin, kendi başına girsin. İşte kendi başına girince ondan sonra yeniden Refah da o tarafta kendi başına girince, buradaki partiler kendi başına girince muhalefet bence tabanını genişletti. İYİ Parti 2019 seçimlerinden daha fazla belediye aldı. Bir tane il belediyesi aldık. Ordu'yu son anda kaçırdık ve Ordu'da seçimlerin çok da adil olmadığını, oyların çok da adil sayılmadığını biliyoruz. Bana soracak olursanız İYİ Parti başarısız oldu. Ve zaten başarısız olduğu için de genel başkan bence siyasete çok özlediğimiz bir mekanizma olan istifa mekanizmasını işletti. Ve dedi ki ben aday olmayacağım. Ama şunu söyleyeyim, İYİ Parti'nin o zamanki çağrısı, hadi hep beraber ayrı ayrı girelim ve tabanı genişletelim, muhalefet tabanını genişletelim çağrısı, evet, daha sonra bana göre muhalefeti çok önemli peki başarı kazandırdı. Peki bundan sonra ne olacak? Yani hayır, oraya geçmeden şu kurultaydaki şeyleri soralım mı bundan sonrasını? Benim hadi zamanım var. Ha, onu mu soracaksın? Kurultayda tamam. Şey soracağım. Musavat Dervişoğlu kazandı. Şöyle bir şey var. İYİ Parti Musavat Dervişoğlu ile birlikte, siz de okuyorsunuzdur, merkez özelliğini kaybedecek, daha ülkücü kadrolara yönelecek, o hüviyeti kazanacak. Örneğin Ümit Özdağ gibi isimlerin İYİ Parti'de yükselme şansı, hani merkez dediğiniz için söylüyorum, kalmadı diye bir algı var. Ne dersiniz buna? Bunu zaman gösterecek. Şimdi biliyorsunuz ben genelde şeyler yayınlarda ne düşünüyorsam onu söylerim. Partinin merkezi yürüyüp yürümediğini bence zaman gösterecek ama bununla ilgili bir iki tane olumlu tespit var. Benim burada yine bu stüdyolarda İYİ Parti'den biliyorsunuz ben bir ayrılma kararı almıştım. Evet. Ve bunun da gerekçesini şöyle anlatmıştım. İYİ Parti'nin merkeze yürüme iddiası zayıfladığı için ben bu kararı aldım demiştim. Hı hı. Ve ondan sonrası nasıl şimdi ikna etti Musavat Dervişoğlu sizi? Şöyle söyleyeyim size. Ben o kararı aldıktan sonra hem genel başkanla, o zamanki kurucu liderimizle konuştum, hem diğer insanlarla da konuştum. Hatta kongreye de katılmadım. Yani İYİ Parti'nin kongresine katılmadım. Akşam tamamıyla televizyon seyrederken işte GİK üyesi olarak seçildiğimi gördüm. Sonrasında Musavat Bey'le konuştuk. Partide benim yapacağım katkılara çok ihtiyaçları olduğunu çok güzel bir dille anlattı ve bu çok önemli dönemde, meclisin çok daha iyi işlemesi gereken bir dönemde katkı vermeye devam eder misin dedi. Daha sonrasında da konuştuk, tamam dedim. Şimdi bunu Barış Bey'in sorusuyla bağlayacağım. Divana baktığımız zaman şimdi mesela uluslararası ilişkilerde Ahmet Kamil Erozan var. Ahmet Kamil Erozan çok başarılı bir diplomat.
ve bizim geçmişte de beraber çalıştığımız isimlerden bir tanesiydi. Mesela göç, Türkiye'nin bence en önemli problemlerinden bir tanesi, düzensiz göç. Orada çok başarılı, çok genç bir akademisyen var, Cenk Özatıcı. Mesela Samsun'da belediye başkan adaylığında çok önemli işler yapmış olan Nilay Hanım şu anda divanda. Bu saydıklarım hep merkez isimler. Grup başkan vekillerinden Turan Çömez ve Buğra Kabuncu. Turan Çömez ve Buğra Kabuncu da aslında merkez siyasette seçmenin görmek istediği isimler. Şimdi buradaki isimlere baktığınız zaman eminim birkaç kişiyi de unutmuşumdur bu sırada. Yani hani merkezde daha genç, daha dinamik, daha partiyi geniş bir seçmen tabanıyla oluşturacak politikaları düzenleyebilecek bir kadro olduğunu görüyoruz. Peki kesinlikle böyle seçmen tabanını genişletip istediğimiz hedefe ulaşabilir miyiz? Zaman gösterecek. Peki ama burada benim merak ettiğim şu var Ümit Bey. Tabii. Madem biz bize konuşuyoruz. Tabii. Şimdi siz kendiniz söylediniz. Biraz önce dediniz ki sadece CHP'ye muhalefet yapmak hatalıydı dediniz. Sadece o değil. Şimdi seçmenin gözünde hakikaten altılı masa tartışmaları başka bir programın konusu ama İnsanlar büyük hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü Türkiye demokrasinin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Ve altılı masa mı? Evet, altılı masa. Yani, düşünün yani herkes şöyle diyordu ya, Erdoğan'ın en